Burada da işte durup dururken bu noktaya gelinmedi elbette. Yani Blinken yine Tel Aviv'e geldiğinde ben buraya iyi bir Yahudi olarak Sonra geldim demişti. insani Daha olarak diye önce değiştirdi ama yani vermiş oldu mesajı. yok yani hani burada tabii ki dini kaygılarla da bir destek yapıldığı da anlaşılıyor. Tabii. İsrail'in bir şeriat devleti olduğunu, bir din devleti olduğunu hatırlamak lazım. Netanyahu'nun kendisinin yine birkaç gün önce ifade ettiği yaşamın kehanetini gerçekleştireceğiz. Bu birlikte edindiğimiz ortak güçle birlikte Yaşa kehanetinin gerçekleştiğini göreceğiz dedi. İşte yine o bozulmuş Tevrat'a yaptığı atıfla birlikte. Bu da Arz-ı Mevut, bütün bu coğrafyanın Nil'den Fırat'a, Türkiye'nin de işte Güneydoğu Anadolu bölgesi, Erzincan, Diyarbakır, yani çok ciddi bir toprak parçamızı da kapsayan bir plan içerisinde buraların kendilerine vaat edildiğini ve Batı'nın da gücüyle evanjelikleri belki burada saymak lazım. Çünkü Trump bu konuda çok ciddi çalışmalar yapmıştı. Bu hala da hani unutulmuş, geride kalmış bir plan değil. Bunun elbette takipçileri var. Amerika'da iktidar değişirse ve yine Trump gelirse belki ya da bir başka evanjelik tezini destekleyen başkan yeniden aktive edilecek bir projeden bahsediyoruz. Yani PKK'nın buradaki varlığını, var edilme biçimini unutmamak gerekiyor. İkinci İsrail PKK'dır ifadesi de boş bir laf değil. Hem var edilme biçimi hem de işte IŞİD bahanesiyle Irak'ın sonra Suriye'nin işgal edilmesi, oradaki iç savaşlar neticesinde bu terör örgütüne bir devletçik yapılandırılması ve bunun aslında nasıl İsrail Amerika için bir piyonsa PKK'da İsrail için bir piyon. Yani bunlar birbirine iliştirilmiş halkalar halinde günü geldiğinde birleştirilecek bir plan, bir harita o yapbozun içinde görünüyor. Bu katmanlardan birisi. O yüzden de Sayın Cumhurbaşkanı sen bir piyonsun ve daha öncekiler gibi günü geldiğinde de terk edileceksin derken bir uyarıda bulunuyor. Bu pek çok farklı alternatif katmandan bir katman. Ama böyle bir okuma olduğu görülüyor ki Sayın Cumhurbaşkanı bunu ikinci kez yanlış hatırlamıyorsam söyledi. Bir grup toplantısına Çarşamba günü söylemişti. Bir de bugün söyledi. Demek ki devlet böyle bir okuma da yapıyor ve Yapıyor. Batı'yı bunun üzerinden de uyarmak istiyor. Peki, teşekkür ediyorum.